Kim? Hangi hoca? Ali Top abi. Eski Kur'an kursu hocalarından. Dalacılık Efendi'nin talebelerinden. Süleyman-ı Bütün Ankara Sallallahu Sıra'yı Aziz Camiası'ndan bir hoca hanım, amcası da Süleyman-ı Bütün Ankara Hazretleri'nin Kaddesallahu Sıra'yı Aziz özbe öz talebesi. Amcamla konuştuğum sohbetimi size gönderiyorum diye bize gönderdi ve biz onu paylaşıyoruz. Tabii ki biraz seslerle oynadık ki ses sahiplerini kimse tanımasın ve o zatın kendisi de rıza göstermiş ki hanımlar da artık meydana çıkıyor. Çünkü hangi anne kendi çocuğunun zehirlenmesine rıza göstersin diyor. Doğru mudur? Bir akıl fikirle düşünelim. Yani en büyük alimler şöyle masaya yatırıyoruz. Alimleri muhatap alacağımız konuları masaya yatırıyoruz. Ve şimdi bu sesin devamı var. İyice dinleyin ve bir zahmet öyle yani boş boş seyirci kalmayın, paylaşın. Seyirci kalmanın bir vebali vardır. Yani burada bir paylaşın da size gelen binlerce belaları def etmiş olursunuz. Çünkü unutulan ahkam yüzünden bela geliyor. Senin sofran temiz değilse sen salih emele muktedir olamazsın. Şimdi bir cemiyetin önde gelenleri hocalardır. Hocaların merkezi Kur'an kurslarına bakarsak ister Umraniye ister İsmaila Camiası'nın Fatih belgesindeki merkezi Kur'an kurslarına bakarsak, şöyle merkezi Kur'an kursuna ben kendim gittim ve sordum. Orada İsmaila camiasından Husamiddin Vanlıoğlu'nun kardeşi oturuyordu kapıda. Ona sordum. Kur'an kurslarında ilk önce ona sordum. Kur'an kurslarında burada hangi ekmek yeniliyor? Dışarıdan işte fabrika ununa yapılan hazır ekmekler dedi. Kur'an kursu kendisi temiz ekmek yapsa olmaz mı dedim. Doğru söylüyorsun. İçinde Fatih Kalender Hoca Efendi'nin kendisi söyledi ya domuz katkısı falan olabileceği ya da Gimdes'i takip et diyor Fatih Kalender Hoca Efendi. Gimdes de söylüyor hazır gıdalarda Gimdes'e söylüyor beyaz ekmekte domuz katkısı olduğunu, zarar katkısı olduğunu. O zaman o Fatih Kalender Hoca Efendi'nin sözünü temsilen onun talebeleri olanlar, onu sayan, hürmet eden hocalar ya da onun hocaları tamamı Kur'an kurslarını temizleyivermesi lazım o domuz katkılı, zarar katkılı ekmekten. Bakın Umut Aktaş meydana çıkıyor diyor ki ben hekimim diyor, kendi babamız, ölen kendi milletimizdir diyor. 40 sene sonra Türk milleti diye bir şey kalmaz böyle giderse diyor. İlaç sanayisi, gıda sanayisi, genetiği değişen tohumlar ile milletimizi öldürüyorlar resmen diyor. Uzman böyle diyorsa Kur'an kursunda ister Ümraniye Kur'an kursu ister İsmaila Camiası'nın merkezi Fatih'teki Kur'an kursları. Merkez kursları değişirse o zararlı katkı maddeli ekmek vesaire tüm katkı maddeli gıdalar kursta yasak diye ilan edilecek bak. Anlatabiliyor muyuz? Bunu kim yapar? Bunu hocalar yapar. Kimse yapmaz bunu. Buna ben ilim ehliyim, ben fıkıh ehliyim, ben şu zararın dinimizde yasak olduğunu bilen bir hocayım, hoca hanımım ya da talebeyim. Bunları konuşacak. Bunlar tartışılacak. Peki meydana niçin böyle hoca hanımlar çıkmaya başladı? Çünkü bakın bir doktorun önüne çocuğunu götüren anne benim oğlum böyle böyle hasta oldu ya da kızım böyle böyle hasta oldu deme hukukuna sahiptir değil mi? وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Allah subhanehu ve teala kadınlara da erkeklere gözünüzü kapatın dedi ama sesini kapatsınlar kadınlar sesini çıkartmasınlar demedi. Belki dosdoğru böyle soğukkan saf vicdan ile ağırbaşlı sözü maruf veç ile söylesin dedi. Şimdi onun için dün de bir hoca hanımın sözünü paylaştık. Çarşaflı hoca hanımın resmene meydan okuyor hoca efendilere. Sizi Allah Teala'ya şikayet edeceğim diyor. Biz hatunlar terk etmiş iken siz nasıl hangi insaf ile hangi vicdan ile Kur'an kursunda beyaz ekmeği yiyorsunuz? Bu zehirdir resmene diyor. Kim diyor bunu?
takip edin, o öyle lakayt kalmayın. Yani savaştığımız düşman birdir. O da katkılı gıdalar ile Türk milletini yok etmek isteyenlerdir. Türk milleti kendisi üretmiyor ki. O zaman ey Türk milleti, bir olmamız gerekiyor, bir yumruk olmamız gerekiyor. Kime bizim sözümüz geçiyor? Hocalara. Allah Teala kimi yeryüzünde muhatap alıyor? Hocaları. Hekimler, Umut Aktaş gibi hekimler, Canan Karatay gibi hekimler meydana çıkmış, bu zarardır, ey insanlar yemeyin diyorsa, hatta Umut Aktaş diyor ki 4-5 akraba bir olun, toprak satın alın diyor. O zaman Ahmet Marenki tek başına toprak satın aldıysa dönüm ya da değirmendayı.com abi kardeş bir olmuşlar, dönüm toprak satın almışlar. Kara kılçık ata tohum buğdayı kurtarmışlar, millete satıyor su değirmeniyle. O zaman Kur'an kursundaki hocalar da biz Ahmet o lüks arabaları yerine dönüm tarla satın almaya başlaması lazım. Tabii ki saplanmış bir halet var şu an ülkemizde. Arabaları sevmiş, bilmem lüks binalarda yaşamaya alışmış bir durumda. Onları uyandırmak çok zor olabilir ama işte vuracağız. Şu taşları, taş gibi sert kalpleri yumuşatmak için gerekirse, ya da çok vicdanlı bu memlekette hocalar var Allah'a şükürler olsun. Nerede takva diye, nerede rabıtamı tutturacağım diye böyle can atan hocalar vardı, vicdanlı hocalar vardı, pehlivanlar vardır bu ülkede. O zaman umut daha kesilmiş değildir. Sonra Allah Teala alimi ruhunu kapsetmekle bu ilimleri unutturursa, rabıtaya ne gerek var demeye başlarsa ehl-i sünnet uleması, işte o zaman umut kalmaz. O zaman biri meydana çıkıp hey ne yapıyorsunuz, bu katkılı gıdayı yerseniz rabıtanız kesilir derse, işte ona sus, artık umut kalmadı ya denilebilir. Ama şu an rabıtamı tutturayım diye can atan hocalar var. Elhamdülillah. Süleymancılardan olsun, başkasından olsun. Bakın şimdi Süleymanlı hoca efendiler, Süleyman İlmi Tunağan Kadısallahu Sırrahül Aziz'e bağlı olan hoca efendiler olsun, İsmaila Fetva Camiası'ndan hoca efendiler olsun, merkezimizden böyle bir talimat gelmedi ki diye böyle bir kıvırıyorlar diyelim. Hile mekir yapıyorlar. Süleyman İlmi Tunağan Kadısallahu Sırrahül Aziz Hazretleri dedi ki Suri iman ne yaparsa mekirdir dedi. İşte siz de hakikati talep etmek yerine merkezden talimat gelmedi ya diye Ehvenül Buyut, Beytül Enkebut'tan daha bir zayıf bir delil ile takva hükmünü öldürmeye çalışıyorsunuz. Tasavvufun düşmanı olarak belirtiyorsunuz kendinizi. Ahiret sizi böyle şikayet edeceğiz de şu seste, şu an şu seste Süleyman İlmi Tunağan Kadısallahu Sırrahül Aziz'in kendi talebesi anlatıyor. Kendi talebesini anlatıyor seste. Bir büyük bir hocamız. Diyor ki hocamız, elbette diyor yolumuzda diyor şüpheli ekmeği büyüklerimiz terk ettiler diyor. O zaman bugün şüpheli ekmek yiyenler, o büyüklere ihanet içindesiniz. Bunun farkında mısınız? Yani çok acı hakikatları söyleyebiliyorsak, başımızı çok acı hakikatlarla ağrıtabiliyorsak ne mutlu bize. Evet, büyüklerin, İmam Rabbani Hazretleri öyle diyor ya, büyüklerin işte faziletli, keremli olduklarından dolayı biz onların başını ağrıtmaya cüret ediyoruz diyor ya. İşte şimdi hakikat söylersek gelip de bizim kafamızı kırıcı zatlar yok karşımızda. Karşımızda ruhamâ'u beynehum olan ehl-i sünnet hocaları vardır. Elbette tartışacağız. Elbette hakikati yerine koyacağız. Bizim birbirimize sadakatimiz burada böyle. Allah'ın cüce efendiyle hak hukuku çok bilerek Allah'ın cüce efendinin hatıralarını gönderdim sana, küçük bir şey. Hatırlıyor musun? Evet. Yani onu hazırlayan, onu yazan, yani onunla hatıraları olan bir hoca efendi. Evet. O yani mükemmel işte Hazretimizin o hani zeytin bir parça, miktar zeytin bir parça ekmek alın, bir köşede yiyin cümlelerini not etmiş böyle. Ve bu arada bir şey anlattı. Dedi Kalaycıc efendi Ankara'da hastalık.
dedi. Rafta 10 gün, 15 gün kadar hastanede kaldı dedi. Ben dedi işte ilk yaptığı zaman ziyaretine vardı. Ziyaretine vardığımda Ali Efendi, Ali Hoca bana git dışarıdan bir miktar peynir, zeytin al gel dedi. Ali Tok Hoca Efendi, Kalaycı Hoca Efendi'ni hastanede ziyaret ediyor ve Kalaycı Hoca Efendi kendisine bana peynir ile zeytin getir diyor. Ali Tok Hoca Efendi gidiyor köylere ve tertemiz zeytin, tertemiz peynir getiriyor Kalaycı Hoca Efendi'ye. Kalaycı Hoca Efendi hastaneden 15 gün sonra çıkıyor. 15 gün sonra çıkıyor ve çok zayıflamış halde. Bunun sebebi sorulduğunda hastanenin ekmeğini yemedim, yemeğini yemedim diyor. Bakın kendisi hasta, mağdur durumda. Yemesi gerekirken yemedim diyor. Şimdi ister Fatih beldesindeki Kur'an kurslarına bakın. Şahane kasırlar yaptırıyor, lüks binalar yaptırıyor kendisine. İster Süleymanlı Süleyman İlmi Turan Kadısallahu Sırrahu Lezize bağlı camianın yaptırdığı lüks binalara bakın. Böyle bir imkan elinizde iken bir çuval kara kılçık ata tohum buğdayını temin etmeye paramız yok derseniz bu mazeretiniz geçersizdir. Ruhsat ile emel ettim derseniz o ruhsat ile emele sizin fıkhen hukukunuz yok, hakkınız yok. Ne zaman ruhsat ile amel edilir? Ölüm kalım. Başka çare yok. Hakikaten çare yoksa ruhsat ile amel edilir. Burada çare var. Siz lüks binalar yapıyorsunuz. Allah Teala lüks bina yap diye bir ayet-i kerime yoktur. Belki Tayyip lokma ye diye ayet-i kerime vardır. Artık biz anneyiz ya da biz babayız, dedeyiz, hocayız. Yani kendi çocuğumuzu öldürmelerine izin vermeyelim. Hekimler söylüyor, yani biz boş yerden konuşmuyoruz ki 40 sene sonra Türk diye millet kalmayacak böyle gidecekse diyor. Hekimler söylüyor bunu. Hekimlerin sözüne bakmayacaksanız niye ayet-i kerimenin emrine bakmıyorsunuz? Neden hadis-i şerifin emrine bakmıyorsunuz? Hekim yok diye kaçıyorsunuz. Hekim diyorsunuz, tabibi hazık-ı müslim olması lazım, onun da sözü delil değil diye kaçıyorsunuz. Oradan yakalarsak buraya kaçıyorsunuz, buradan yakalarsak oraya kaçıyorsunuz. Hoca efendiler isim vermek zorundayız. Çünkü sadece bizim değil, benim ailem değil. Senin canın tehlikede, sen görmüyorsun. Vay şu ama haline. Bakın evi yanıyor. Söndürmeye gelirsem beni hırsız sanıyor. Hayır, bu ama olmanızın sebebi şeydir. Ülkeye belki de sürekli ilimle meşgul olduğunuza yazalım bunu. Halbuki öyle değil. Sizin hakkınız yok. Sizin hakkınız yok öyle hazır gıda, şüpheli gıda yemeye. Hadis-i şerifte şüpheyi terk ederek kişi dinini korur. Şüpheyi terk etmeyen kişi dinini koruyamayacağı hadis-i şerifte gelmektedir. Sizin dininizin tehlikeli olduğu hususta konuşuyoruz. Yani sizi zarardan korumak için haykırıyoruz. Düşünsenize. Yani sizi imanınızı koruyabilmeniz için konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyuz? Gittim dedi. İşte 65'li yıllar mı artık ne zamansa bu tarih. Zeytin aldım. Bir de Ankara'nın bir ilçesinde badem dedi, bilmem ne dedi, yani bir ilçesi kazasında bir arkadaşım vardı dedi hocaefendi. Onun yanına gittim dedi. Onların kendi yaptıkları peynir vardı dedi. Bu peynirden aldım. Dolayısıyla Cefendi'ye getirdim dedi. 15 gün sonra vardığımda Hoca Efendi bayağı zayıflamış dedi böyle. Ali hocam, Ali efendi. Getirdiğin peynirle, zeytinle, sevdi de ekmekle idare ettim. Olduğum şartlarda ekmek,
Şeydi yani sistemin pek yoktu o zaman. Evet. 60'lı 60-70'li yıllar. Onunla Aynen. idare ettim. Hastanenin bir lokma yemeğini yemedim dedi. Kibar Evliya'dan Süleyman Hilmi Tunağan Kaddesallahu Sırrahul Aziz'in öz ve öz talebesi, dizinin dibinde kemale ermiş, terbiye bulmuş talebesi. Tahavvul etmiş, sadece intisap etmekle kalmamış. O zatlar öyle konuşur idiler. Duyduklarımıza göre. İntisap ettim, tahavvul buldum. Sadece intisap değil, tahavvul buldum. Yani Hazreti Üstaz'da fena fişeyh makamına eren zatlar. Ne yapmış? Görüyorsunuz değil mi? Bak tasavvufu nasıl bozdunuz. Ya da bozuldu tasavvuf bazılarınızın sayesinde. Şimdi de onu düzeltmemiz lazım. Düzeltmemiz lazım. Helak olmak istemiyoruz. Yahu sen bana de ki Kur'an kurslarını temizleyeceğim ama yerine sana zehir vereceğim sen iç. Ben buna razı olurum. Belki de. Ama o Kur'an kurslarında milyonlarca insanlar zehirleniyor. Bir de bu yetmez. Tasavvufu öldürüyorsunuz. Din manevi denge batini ulema ile korunur. Zahiri ulema ile değil, rabıtayı tutturabilmek ile korunur. Din rabıtayı tutturabilmek ile korunur. Macaristan vaktiyle Müslüman idi. Zahiri ulema manevi dengeyi koruyamadı. Hristiyan olup gittiler buyurdu Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Hayır, hekimler hiçbir iş yapamaz eğer hocalar bu işe el atmazsa. Anlatabiliyor muyuz? Yani çocuklar bir şey yapamaz, babaları bu işe el atmazsa sözü var ya, onun gibi leyse emrun bis saat ma'al kiram. La usra fi emrin ma'al kiram. Yani büyük zatlar, kibar, din büyükleri, ekabiri din bu işe el atması lazım. Ekabiri din dediklerimiz çikolata, dondurma, beyaz ekmek yiyorsak, Kur'an kurslarında beyaz ekmek serbest bırakılıyorsa o zaman bu din elden gidiyor demek. Din elden gidiyor, siz ne diyorsunuz? Hani şu hatunların sesini niye paylaşıyorsun bana demeyin diyenler de olmuş. Hatunlar meydana çıktı, erkekler uyuyor. Hoca efendiler yeter ki güzel işte sohbet ettim diye şöhretim kafi diye uyuyurken hatunlar uyandılar. Aleyküm bi dini acaiz. İşte ahir zamanda yaşlı kadınların dinine işte tavsiyelerine, nasihatlerine itibar edin. Hadis-i şerifi de vardır. O zamana mı geldik yoksa? Yani din elden gidiyor. Ne yapmış o kalaycı hoca efendi kibar evliyadan? Hazretimizin en büyük evliya müritlerinden bir tanesi hastahanede ne buyurmuş en son 15 gün sonra çok kilo ve zayıflamışsınız denilince o senin getirdiğin zeytin ve peynir ile iktifa ettim. Hastahanenin yemeğinden bir lokma dahi yemedim buyurmuş. Niçin sence? Hasta ya hasta yese olurdu. Hasta yatıyor. Yemedim o senin getirdiğin şeyle iktifa ettim demiş. Onun için acayip derzde kilo vermiş. Dinimizi korumamız lazım. Bu emaneti korumamız lazım. Size emanet idi büyüklerden bu takva. Büyüklerin takvasını senden duydum alim hocam. Bu takvayı bozmakta sana uymam zalim hocam. Şimdi günümüzde Hazreti Üstazımızın talebeleri vardır elhamdülillah. Rabıtamı tutturayım diyen. Ya da Kemal Kacar Bey Ağabey Rahimehullah'ın talebeleri vardır. Rabıtamı tutturabileyim diyen. Vardır öyle hakikatin muhatabı. Takva ölüyorsa buna olmaz. Takva ahkamını ihya edelim diyen zatlar vardır günümüzde. Ya da Mahmut Efendi Kuddise Sirruhu'ya intisap ettim, rabıtamı tutturabileyim diye İsmaila camiasında öyle iddia eden zatlar vardır. Mehmet Ural Kalaycı. Mehmet Ural kalaycılık da yaptığı için kalaycı, duvar ustasıymış. Yani zaten yaşlı okuyor Çırpan Hoca Efendi de. Çırpanlı Hoca Efendi'nin talebesi. Hazreti Üstazımıza intisap etmiş diyor. Bir de diyor ki bu anlatan zat, sesi kaydedilen zat, sisteğin maddesi o zamanlar ekmekte yok idi diyor. Siz duyuyor musunuz?
Sistein yani domuz katkılı madde, zarar katkılı madde o zamanlar ekmekte yok idi diyor. Ekmek sadece halis buğdaydan yapılan ekmek idi diyor. Şimdi her tarafta aman ekmekte sistein maddesi var diye haykırılmasına rağmen yiyorsanız o normallik sizde bizde değil yani. Yani siz saçmalıyorsunuz. Bizim susmamız imansızlık sayılır. İmanı zaaf kişi susar belki. Götürüyor. O tarif ediyor. Akşam olunca kaldığı hamda hele bir vasfı yapayım diyor. Tarif ettiği usulle. Vasfıya duruyor. Sabaha kadar vasfıda kalıyor. Öyle zevkli. Mehmet Ural kalaycılık yaptığı için kendisine kalaycı ismi verilmiş. Çırpanla Efendi kendisine rabıta tarif ediyor. Rabıtayı şimdi vazifemi yapayım diyor. Gece başlıyor vazifesini yapmaya. Sabaha kadar vazife yapıyor. Öyle bir feyiz, öyle bir feyiz. Şimdi günümüzdekiler rabıtasını tutturabiliyor mu? 15 dakika rabıtaymış diyorlar. 15 dakika, 20 dakika, heh, tamam rabıta bitti diyorlar. Şimdi günümüzdeki hocalar kimi neyle aldatıyoruz? Siz şüpheli ekmek yiyorsunuz, siz rabıta tutturamıyorsunuz. Bakın sabaha kadar vazifede kalmış. Sabaha kadar uyumadan buna rabıtada feyiz tutturma derler. Eğer siz rabıtada feyiz tutturmuş olsaydınız, rabıtayı keser denilen bu ekmekten kilometrelerce uzak olurdunuz. Kur'an kursuna ekmeği girdirmemek için gerekirse kendi evinizi satar idiniz. Hancı demiş ki ya tüm arkadaşların gitti sen handa kaldın daha oturuyor musun? Yani sabah namazından sonra bir daha başlamış yani. Kuşluk vakti çıkmış andan ya cami bulsam da yine vasfı yapsam diyor. Yani işimi bırakmış. Şimdi bize bu sesi gönderen işte Hoca Hanım'dan ve onun amcası olmuş o şu sesi anlatan zattan Allah Teala razı olsun. İki dünyada aziz eylesin, asla sıkıntı göstermesin. Niye? Çünkü bir unutulan ahkamı, rabıta ahkamını ve şüpheyi terk ahkamını ihyaya vesile bir hüccet sunuyor şu an. Niye? Çünkü Süleyman Hilmi Tunahan, Kaddesallahu sirrehul aziz, hazretlerine bağlıyım diyen hoca efendiler şüphe yiyorlar ve rabıta tutturuyoruz diyorlar. Bu yaptığımız rabıtadır diyorlar. Şüphe yemek dinimizdendir, tarikat ehlinin vasfıdır diyorlar. Anlatabiliyor muyuz? Yani yeni çıkan bidetlerden haberiniz var mı? Şüphe yiyen kişi bana rabıta geliyor, ben rabıta tutturuyorum diyor. Hem de en yaşlı, en meşhur hocalar, en meşhur idareciler, en meşhur ibareciler, ibaresi kılıç gibi keskin zatlar bunu yapıyorsunuz. Yani sizi zarardan kurtarmak için konuşuyoruz biz. Sizin faydanıza konuşuyoruz. Şimdi deminki sesle diyor ki, Han'da vazife yapmaya başlamış Mehmet Ural Kalaycı Hoca Efendi. Gece vazifeye başlamış, sabaha kadar vazifede kalmış. Öyle bir zevk, öyle bir zevk diyor. Rabıta öyle bir şeydir. Rabıtayı biz yaşamasaydık size şu an ne yapıyorsunuz diye atılamazdık. Biz de he diye kuru kuru kalır idik. Rabıtayı tutturabildiğimiz için elhamdülillah ki bu öyle dağları aşacak, ondan sonra elde edilecek vazife değildir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Kaldırabileceğiniz bir teklifte bulunuyor Allah Teala. Sofranı temizle, harama bakma, bu kadar yani. Şununla bununla kibirlenme, şunun hakkına girme, şunun mirasını yeme. Yakınlarda çok meşhur Medine-i Münevvere'de hocalık yapan bir hoca hanım yetimlerin hakkını yedi. Ben hoca hanım diye. Mesela mirastan. İşte böyle şeyleri yapmazsanız ona susanlar da bu işlere susan bize böyle bir şikayetler geldi. Böyle duyduk. Onları daha ilan etmeye sıra bile gelmedi. Bu işlere susan nice alimler böyle mazlumun men ra'a mazluman festagase bihi ve lem yagis hudrube fi kabrihi sevtun minner.
Kim bir mazlumu görürse malı çalınan yetimler mazlumdur. Buna yardım edin işte şu hoca hanıma yapma diye tavsiyede bulunun diye alimlere müracaat edildiğinde bazı alimler hayır biz karışamayız demişler. İşte öyle mazluma yardım etmeyen alimlerin hali nice olur. Öyle alimler rabıtası kesilir elbette. Yani böyle bir hataları yapmadan sırat-ı müstakim üzere giden kişi gibi dost doğru olursan rabıtanı kolayca yaparsın yani. Şimdi diyor ki o handa diyor gece rabıta yapmaya başladı. Sabaha kadar rabıta yaptı. Sabah namazını kıldı sonra kuşluğa kadar rabıta yaptı diyor. Sen rabıtayı niye tutturdum diye yalan söylüyorsun ki hocam. Şüpheli ekmek yiyen, çikolata ile semenen kalili ile sattınız bu rabıtayı. Gerçekten İsmaila camiasından çikolata yiyen hocalara diyoruz, dondurma yiyen yani kendi eliyle yapılmamış bir şeyi yiyen hocalara diyoruz. Millet sizi yiyor ya diye bize söylüyor. Biz görmedik yediğinizi. Millet diyor. Bakın yemedik diyorsanız millete dedirteceksiniz bunu. Sizi tanıyanlar, sizin yakınlarınız, aileniz, ehliniz, çocuğunuz benim babam yemiyor derse biz ha o yemiyormuş deriz. Anlatabiliyor muyuz? Milletin saf vicdanı her zaman o sizin hakkınızdaki durumunuzu söyler. Allah Teala söyletir. Sama ehli neyi konuşursa yer ehline onu konuşturur. Ya da bir kişi vefat ettiğinde insanlar onun arkasından söylediği söz Allah Teala'ya vacip oluyor. Niye? Çünkü insanlar o neyi yaptıysa onu söylerler. İşte biz de onu diyoruz. Hani senin arkandan aman filancı hoca efendi de yedi diye bir söz duymayak istemiyoruz. Duymak istemiyoruz. Senin yüzünden yarın benim neslime, senin çocuğun ya da seni seven talebeler çıkıp da filan hoca yedi ya onun için Kur'an kursunda yiyeceğiz diye seni habis lokmaya ismini delil etmelerini istemiyoruz. Hani konuşmamız senin tarafın için, senin iyiliğin için konuşuluyor. Li yuhyikum denildi ya ayet-i kerimede. Sizin ihya olmanız için konuşuluyor. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizin kim olduğunuzu söyleyeyim mi? Sahabe-i kiram evet dedi. Sizin hakkınızda insanlar neyi konuşuyorsa siz osunuz dedi ya. Tabii ki münafıkların iftira ettikleri onlar değil, hariçtir. Müminler senin hakkında ne konuşuyorsa. İşte şimdi diyor ki bak Mehmet Ural bakın ismi neye delil olmuş şimdi görüyor musunuz mübareğin? Hiç mi gıpta etmezsiniz? Ey Süleyman İlmi Tunağan Kaddesallahu Sırrahül Aziz camiasında büyük hocalar hiç mi gıpta etmezsiniz? Sizin isminizi bizden sonraki nesillerimiz o yemedi, habis lokmanı yemedi desinler. Bakın Mehmet Ural Hoca Efendi şimdi rabıta tutturmaya bize böyle bir delil bırakmış. İlk handa rabıtasını başlıyor, ilk vazife. Sabaha kadar rabıta yapıyor. Uykusu gelmiyor düşünsene. Uykusu gelmiyor. Sabaha kadar rabıta yapıyor. Sabah namazını kılıyor. Sonra kuşluğa kadar yine rabıta yapıyor. Sonra birileri geliyor hancı geliyor diyor ki ya sen ne yaptın burada diyor ya bu kadar kalınır mı diyor. Diyor ki ya bir cami bulsam da yine rabıta yapsam diyor. Tadına doyamıyor. Kaldı ki yaşlı zamanlarında bulmuş bu yolu, bu rabıtayı. Sonra işte 1950'lerde, 51'lerde diyor müftü oldu diyor. Hazretimizle işte ilim öğrenerek diyor. Yaşlı zamanında bile din alimi olabildi. Niye? Rabıta ilmiyle işte, rabıta kuvvetiyle. Şimdikiler ne yapıyorsunuz? 2 dakika, 5 dakika, bilmem 15 dakika rabıta yapıp kendinizi rabıta tutturabiliyoruz diyorsunuz. Saçmalıyorsunuz bu. Camiye giriyor kuşluk vakti. İğne basmaya duruyor. Biri öğlen saat diyor. Arkadaş uyuma kalk. Öğlen vakti oldu diyor. Namaz oldu. Cuma kılınacak diyor. Cuma günü. Evet. Yani böyle biri. Allah razı olsun. Sen o 50'li yıllarda, 51-52'li yıllarda da müftü oluyor zaten. Evet, sonra camiye gidiyor. Şimdi kuşluk vaktine kadar, geceden ta kuşluk vaktine kadar rabıta yaptı ya arada sabah namazını kıldıktan sonra. Sonra bir başka camiye gidiyor. Orada da rabıtaya duruyor. Ya siz rabıtayı niye oyun yaptınız?
Ha? Niye oyun yaptınız? Bize cevap verir misiniz? Bakın ahiret yakanızı bırakmayacağız. Niye bizim nesillerimize rabıtayı yanlış öğretiyorsunuz? Ey İsmaila camiasındaki hocalar, ey Süleyman Hilmi Tunahan Kaddasallahu Sırrahul Aziz camiasındaki hocalar, ey yeryüzünde biz rabıta ehliyiz diyen hoca efendiler, niye yanlış anlatıyorsunuz? Hatta biraz sevindirici bir husus var. Menzil camiasında, dergahlarında kendi ekmeklerini kendileri yapıyorlar. Fakat o camiadaki hocaları da yakından uzaktan tanıyan o cemaattaki talebeleri sizin hocalarınız dışarıdan çikolata falan yiyor mu denildiği zaman duraklıyorlar. Hayır onlar terk ettiler, hayır onlar asla yemezler diye haykırmıyorsa demek ki siz bakın yiyorsunuz yemiyorsunuz demiyoruz biliyor musunuz? Siz insanlara yemiyor olarak bilinmelisiniz. Bizim bu sohbetlerimizi duyup da yani paylaşmayan kişiler siz tesevvür ediyor musunuz kendinize nasıl bir vebal alıyorsunuz? Hayır bu kadar hakikati haykırdığımızı duyup da ya ben bunları dinlemeyeceğim derseniz zaten hepten ağır vebaldesiniz. Ağır vebaldesiniz. Yani buraya kadar sohbetimizi dinleyen kişilerden Allah Teala razı olsun. İki dünyada sıhhat afiyet bulsun. Ama paylaşmanızı rica ediyoruz. Paylaşıverin yani WhatsApp'ta o kadar şeyler paylaşırken bunu da paylaşıverirseniz kıyamete kadar gelecek nesilleriniz hakiki rabıta ehli olsunlar. Hakiki iman, hakiki tövbe sahibi olsunlar. Tayyip rızk onları peşinden kovalasın. Tayyip rızk onların peşinden kovalasın. Abimiz kibari evliyadan buyurulmuş hakkında. Kibari evliyadan. Kalaycı Hoca Efendi'den Ali Tok abi rivayet etti diyeceğiz. Ondan da siz. Tabii. Kacar Bey abimiz rahimahullah kibari evliyadandır buyurmuş. Kalaycı Efendi hakkında. Mehmet Ural Kalaycı Efendi hakkında. Hastanede 15 gün kalıyor. Ta 1950'lerde o zamanlar ekmeğin içerisinde sisteyin miydi, şu miydi, maddeler yok. Halis buğday, ata tohum idi o zamanlar. Genetiği değişmemiş idi. Sadece hastahane şüpheli gıda olabilir. Hani gözünle görmedi ya, gözüyle görmedi. 15 güne kadar sadece senin getirdiğin zeytin ve peynir ile iktifa ettim. Hastahanenin bir lokma ekmeğini dahi yemedim buyurdu. İşte böyle ekmekte bu kadar hassas olduğu için, gıdada bu kadar şüpheden sakınabildiği için rabıtasını nasıl tutturmuş? Gece başlıyor kanda rabıta tutturmaya, sabaha kadar rabıta yapıyor. Öyle bir zevkli bir şeydir bu rabıta. Sabah namazını kılıyor, kuşluğa kadar rabıta yapıyor. Sonra hancı diyor, hadi çık şimdi buradan diyor, tamam bir camiyi bulsam da yine rabıta yapsam diyor. O gün cuma imiş, gidiyor camiye, oturuyor, rabıta yapıyor. Ta cuma namazına kadar, saatine kadar. İnsanlar, ey kalk uyudun mu, şey namazı başladı diyor. Yani o kadar rabıtaya kendini vermiş bir zat. O kadar rabıtanın feyzini alabilmiş bir zat. Şimdi burada bu sesi bize ulaştıran hoca hanım ve onun amcasının sesini gizledik. Niye? Çünkü insanlardan bazıları, çoğu nefsi ammare ise buradan وَلْيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا kendi nefslerinize bir bakın bakalım. Yani ne güzel hakikat ortaya çıktı. Meğer rabıta tutturmak bambaşka bir şeymiş. Şüphe yiyen kişi rabıta tutturamıyormuş. Meğerem Süleyman İlmi Tunahan Kaddesallahu Sırrahul Aziz camiasındaki hocalar kendilerini aldatıyormuş şüphe yiyip de rabıta tutturuyoruz derse. Meğerem merkezden böyle bir talimat gelmedi ya diyenler saçmalamışlar. Halbuki hakikat merkezi Muhammediye'den gelir herkesin kalbine. O Kalaycı Hoca Efendi de merkezi Muhammediye'den akıp gelen hakikati söylemiştir. Merkezi Muhammediye her zaman takvayı emreder.
Elzemahum kelimetü takva ayeti kerimesi merkezi Muhammediye'den yani zamanının salihini her zaman takvayı emreder. Merkez emrini önce kalp vaizına söyler. Senin kalbin duymazsa kulağına ne söyler diye böyle ne güzel hakikat ihya oluyor. Ne güzel Kur'an kurslarında artık hocalar evliya olacak o şey. Katkılı gıdalar, zararlı gıdalar Kur'an kursundan temizlenecek. Hocalar evliya olunca ülkeye onların duasıyla bereket nazil olur. Pazarlarımıza bereket nazil olur diye sevinmeniz lazım. Hakikat ihya oluyor diye. Ülke temizlenecek, Türk milleti kurtulacak diye bu hakikatler ortaya çıkıyor ne güzel diye sevinmeniz lazım. Gerekirse secde namazı şükür namazı kılmanız lazım. Şükür secdesi kılmanız lazım. Ama yok, kalbinde marazı olan kişiler hakikat ile barışamaz. İlla da bir fitne bulurlar. Geçenlerde diyoruz ya, bir bölge idarecisine, bölge idarecisinin telefonunda kendi amcam diyeyim size, başka bir bölge idarecisi vesaire hocaların telefonlarına hazır gıdayı Kur'an kursundan temizleyelim diye mesaj çektik. Mesaj çektik. O bölge idarecisini, oradaki bölge idarecisi, işte bir idareciyi, oradaki bölge idarecisi işten alıyor. Niye böyle mesaj çektin diye. Hatta bu hakikati yazdığın için şimdi başımıza bela gelmesin diye kurban kesiyorlar. Hakikat demiyorlar. Niye böyle yanlış iş yaptın diyorlar. Siz ne oluyorsunuz ya? Siz niye böyle değişiksiniz? Değişiksiniz. Size sofranızdaki, Ümmet-i Muhammed'in sofrasındaki zararı temizleyelim denildiği zaman niye kibriniz kabarıyor ve zulmünüz fazlalaşıyor? Niye öyle? Yani düşünsenize bir bölge idarecisi şimdi vefat etti. O idareciyi işten alan bölge idarecisi vefat etti. Bölge idarecisi bir idareciye diyor ki niye senin telefonundan Kur'an kurslarını katkılı gıdadan temizleyelim diye mesaj geliyor bizlere. Şimdi başımıza bir şeyler gelmesin diye bir sürü kurban kesiyorlar. Hakikati biz kafirleriyle paylaşmadık ki. İhvan birbirimize tabii ki hakikati söyleyeceğiz. Yüz yüze konuşulmadığına göre demek ki onun için WhatsApp'tan atılıyormuş. Kimin söylediğini bırakalım. La tenzur ila ma kal. Men kal, fenzur ila ma kal. Kimin söylediğini bırakın. Yeter ki o hakikate sahip çıkalım. Nasıl olsa bunu Allah Teala söyletmiş. Söyleyene değil, söyletene bakalım. Demiyorsunuz. Yani şunu da demiyorsunuz. Söylediğin şey yanlış ya bile diyemiyorsunuz. Siz gerçekten saçmalıyorsunuz. Evet, böylece sizin böyle saçma sapan hakikate sahip. Dünkü sesteki hoca hanım çarşaflı teyzemiz de dedi ya, o şey dedi, benim sesimi dedi medyaya, sosyal medyaya koymak benim için eziyettir. Ya da bizim taraftaki erkekler için eziyettir ancak dedi. Sizin o Kur'an kursunda, şüpheli, domuz katkılı, zarar katkılı ekmek yemeniz sesimi ortaya koymaktan daha ağır acı geliyor bana, dedi. Bir. İkincisi dedi, hatunların sesi duyulsun ki erkekler utansın, dedi. Yani hatunlar terk ettiğini duysun da erkekler utansın, dedi. Hangi erkekler? Meşhur vaizlerimiz utansın, hatunlar dahi terk etmiş, diyor o dünkü hoca hanım sesinde, çarşaflı hoca hanım. Çarşaf nereden çıktı demeyin. İnnel mer'etel muhrimete turhi ala vechiha hırkaten ve yücafi an vechiha ve dellet hazihil mes'eletu ala ennel mer'ete menhiyetun an izhari vechiha lirrical min gayri daruretin. Bu ibaretin fıkıh kitaplarında gelmektedir. Hatunlar yüzünü açmaktan nehyedilmiştir aslında. Fitne zamanında yüzünü örtmeleri lazım hatunlar. Şimdi fitne zamanındayız aslında. Evet, onun için sesi değiştiriyoruz. Fitnelerinizden sakındığımız için gönderen hoca hanımların seslerini.
Tasavvuf meydanında mahkememiz çok. Lakin münafıklara malzememiz yok demiş Selman Fani. İşte münafıklara malzeme vermemek için sesi değiştirdik. Ben dedim ki yani önce piyasayı terk edeceğiz sen Mehmet Hoca. Şimdi bu sese dikkat ederseniz günümüzdeki yaşlı hoca efendilerden bazı zatlar hazır gıdayı tamamiyle terk ettiğini anlatıyor bize. İşte Ali Tok abi bir işte hoca efendi bir hoca efendiyle konuşuyor. Bu ses sahibi de diyor ki piyasada ne varsa hazır gıda tamamıyla terk ettim. Hazır gıdada ne varsa tamamıyla terk edeceksin diyor. Ne oldu şimdi? Birisi bize desin şimdi. Var mıymış yolumuzda böyle bir talimat? Yani büyük alimlerimiz mi terk etmeyin diyormuş? Yemeyin, yerseniz merkeze itaatsızlık olur mu diyormuş. Yoksa büyük alimlerimiz aman aman terk edin diyormuş da sadece haset ehlinin hasedinden sakındıkları için ses çıkarmıyormuş. Bakın bakalım hanginiz o hakikate karşı fitnecisiniz? Hanginiz sevinmiyorsunuz bu hakikatları duyunca? Sen ne yapıyorsun, nasıl, neyle geçin, ne yiyip ne içiyorsun dedi. Ben dedim bütün piyasayı terk ettim, piyasanın ekmeğini terk ettim. Diğerinden aldım, onu ekmek yapıyoruz, onu yiyoruz dedim. Ben de dedi zaman zaman değirmenden ya biz yuka ekmek istiyoruz. Yuka diye seviyoruz diyerekten un alıp değirmenden yaptırıyorum dedi. O da aynısını yapıyormuş ama işte piyasadan da zaman zaman yiyor. Piyasada ne varsa tamamını terk edeceksiniz dedi. Süleyman Hilmi Tunağan Kadasallahu Sırrehul Aziz Camiası'nın büyük fıkıh hocası söyledi. Siz de duydunuz. Yarın ahiret bunu size duyurduğuma şehadet edecek misiniz? Evet, duyurdum ve siz de şehadet edeceksiniz. Peki yine siz şuna şehadet edeceksiniz. Süleyman Hilmi Tunağan Kadasallahu Sırrehul Aziz Camiası'nda meğerem büyük alimler piyasada ne varsa terk ediyormuş. Bak. Piyasada hazır gıda namına ne varsa terk et diye takva ehline rabıta tutturmak istiyorsan bunu yap diyormuş. Bunu da duydunuz. Merkezden talimat gelmedi diye saçmalamayın. Ya da terk edersek büyüklerimize itaatsızlık olur diyen sözün saçmalık olduğunu anladınız buradan. Piyasada ne varsa terk et diyor büyükler. İnsan zor durumda kaldığında şu salavat-ı şerifeyi okursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyete yardım eder, işitir, idrak eder. O zaman biz de şu an Resulullah'a aleyhissalatu vesselam şu tasavvuf ahkamını bozan, şüpheli gıda yiyen, buna da ısrar eden, devam eden hocaları havale ediyoruz o zaman. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti o hocaların kalbine bildirsin hakikati diye. Yoksa şöyle olsun böyle olsun manasında değil. Elbette iki dünyada aziz olmalarını, iki cihanda aziz olmalarını, sıhhat ve afiyet ile asla sıkıntı görmemelerini duacıyız. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti, piranımızın ruhaniyeti kendilerine anlatsın niyetiyle şu duayı okuyalım. قَلَّتْ حِيلَتِي اَنْتَ وَس۪يلَتِي خُوذْ بِيَد۪ي يَا سَيِّد۪ي يَا رَسُولَ اللّٰهِ أدركني يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعادل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد selamen ya'dilu selamahum. Bu son okuduğum sıvayı okuyan kişi Delail-i Hayrat'ı 70 bin kere hatmetme sevabına nail olur. Siz de bir kere dinleyin ve dua edin bu unutulan ahkamın ihya olması için. Lütfen bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyarak
Allah'ım şu unutulan ahkam ihya olsun, Kur'an kursları temizlensin şu zararlı katkılı gıdadan. Hocaları lüks arabalarıyla değil, lüks arabasının yanında dönüm dönüm tarlalarının sahibi olarak meşhur olsun artık, öyle bilinsin. Hocaların isimleri, meşhur vaizlerimizin isimleri, habis gıdayı, piyasa gıdası, piyasada ne varsa hazır, tamamını terkine delil olsun. Onları yenilmesine değil diye dua eden kişi iki cihanda aziz olsun, dünya gölgesi olsun, sıhhat afiyette yaşasın, iki cihanda sıkıntı görmesin, kıyamete kadar gelecek nesilleri radiye merdiye makamlarına ermiş büyük evliya Allah'tan olsun. Lillahi Teala el-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn. Amin. Fi emanillah.